Öncelikle safra kesesi hastalıkları denildiği zaman aklımıza ne geliyor? Safra kesesi nedir? Safra kesesi hastalıkları hakkında hocamız neler söyleyecekler? Sayın Bransız, sizden dinliyoruz. Kıymetli izleyiciler, hepinize merhaba. Esra Hanım, merhabalar. Şimdi safra kesesi karaciğerin altında, halk arasında öt diye tanımlanan bir organdır. Safra kesesinin temel fonksiyonu yanlış bilinen bir şeydir. Safrayı o üretiyor gibi düşünüyor insanlar. Safra kesesi safrayı depolar. Bir çay bardağı kadar volümü vardır aşağı yukarı ve asıl karaciğer safrayı yapar. Günlük safra üretiminde 1,5 litreye yakındır. Ama aç kaldığımız zaman bir miktar safrayı safra kesesi içerisinde depolar ve yağlı yemekler, yumurta gibi özellikle safraya ihtiyaç duyan sindirim için gıdalarda safra kesesi kasılarak içindeki safrayı ana kanalı oradan da 12 parmak bağırsağına boşaltır. Önemli bir organdır ama hastalıkları da sık rastlanan bir şeydir. Onun için gereği halinde tedavisinin yapılması lazım. Her organ gibi safra kesesi de iltihaplanabilir. Çalışmamasına bağlı ya da vücudun koyu safra yapmasına ve bazı enfeksiyonlara bağlı içerisinde taş oluşabilir, çamur oluşabilir. Bunlar çok ciddi sorunlar yapabilir. Safra kesesi özellikle küçük taşları ve çamurları, taş küçük bu önemsiz gibi düşünülüyor. Oysa tam tersi, küçük taşlar ana kanaldan düşerek safra kesesi çıkışını tıkayabilir ya da ana kanalı kapatabilir, pankreatit geçirtebilir hastalara ve bu çok ağır bir travmaya neden olabilir. Safra kesesinin iltihapları için genellikle bir de taşsız iltihapları da olur. Bu durumda sıklıkla antibiyotik tedavisiyle geriletiyoruz. Bazen yeni oluşan safra çamurlarını falan eritmek için denediğimiz bazı ilaçlar da var. Onlar da tuttuğu da oluyor. Bir de diyet de önemli. Benim sıklıkla hastalarımdan, ki ben de kaç yıllık cerrah oldum, gördüğüm yani tecrübeme göre çok yumurta yemek de safra kesesi taşı oluşumunu biraz tetikliyor diye görüyorum. Tabii her şeyi kararında tüketmek lazım. Yumurta da çok faydalı bir şey ama. Hastalarımızla konuştuğumuz zaman şunu söylediler Bülent Hocam. Yediklerimize dikkat edersek, sağlıklı yaşam standartlarına dikkat edersek bu tür sorunlarla karşılaşmayız belki dediler ama ne kadar dikkat edersek edelim yine de bir safra taşı olayı var yani. Bu kaçınılmaz bir olay. Özellikle mesela bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. 40 yaş sarışın olmak, kadın olmak, beyaz tenli olmak, bunlar safra, ya yani bu dördü var ise bir kadında safra kesesi taşı oluşma ihtimali oldukça yüksek. Olasılığı var. Bazı sülalelerde öyledir. Mesela işte annede, anneannede, teyzelerde falan hepsinde olabiliyor. Çünkü nasıl ağzı yüzü benziyor, safra kesesinin çıkışı da benziyor. Orada darlık varsa içeride bu sefer taş çamur birikimi daha kolay oluyor. Ve bunu özellikle peki nasıl belirtiler? Neden yani şüphelenir insan? Neden şüphelenir? Belirtileri nelerdir? Doktora gelmek için hangi şikayetlerle karşı karşıya kalabiliriz? Evet. Şimdi safra kesesi taşlarının bir bölümü tamamen tesadüfi yapılan ne bileyim check-up'sal ultrasonlarda, karın ultrasonlarında tespit edilir. Aa, taş varmış. Oysa hasta der ki benim hiç şikayetim yok. Evet. Olabilir. Veyahut da yavaş yavaş geliştiği için hastalar bunu hissetmeyebilirler. En belirgin şikayeti dispepsi dediğimiz karında gaz, şişkinlik, yemekten sonra hazımsızlık. Safra kesesi karaciğerin altında burada sağ taraftadır. Sağ üst kadranda ağrı, sırta vuran ağrı, bir de sağ omuz ağrısı yapabilir. Mide ağrısı ile karışabilir. Taşı da iltihabı da bu şekilde belirti verir. Bir de başta da söylediğiniz gibi safra kesesinin de nadiren de olsa kanserleri olabilir ama çok üstünde durmayı gerektirecek kadar yoğunlukta değildir. Çok daha ileri yaşlarda görülür. 80, 70 ve 80, 85, 90. Benim ameliyat ettiğim, yani şimdiye kadar belki binlerce safra kesesi ameliyatı yaptım. 3 tane safra kesesi tümörü ameliyatı yapmışımdır. Öyle çok sık rastlanan bir şey değil Allah'a şükür yani.